Kayısının başkenti Malatya'daki üreticiler yeni üretim sezonu için hazırlıklarına başladı. O hazırlıklardan birisi de ağaçlarda verimi düşüren Monilya hastalığıyla kabuklu bit ve tomurcuk tırtılı gibi zararlılarla mücadele. Ziraatçılarımız geldiği zaman, danışmanlarımız geldiği zaman çiftçiyi ve köylüyü bilinçlendireyim. Çiftçiler her zaman bize danışabiliyor. Danışabiliyoruz. Yok, haklısınız. Ben razıyım. Üreticiler meteorolojinin verilerini dikkate alarak tarım danışmanlarının da tavsiyeleriyle kayısı bahçelerinde hastalık ve zararlılara karşı ilaçlama yapıyor. İlaçlamalar tarım danışmanları kontrolünde sağlıklı bir şekilde gerçekleşiyor. Biz ziraat danışmanlarımızın çok büyük faydalarını gördük. Önceden kayısılarımız Monolya'da olurdu, haşarayla mücadele etmesini de bilmezdik. Şimdi biz herhangi bir anormal durum gördüğümüz zaman kayısılarımızın resmini çekip danışmanlarımıza atıyoruz. Danışmanlarımız bize gerekli ilaçlamayı ve gelip sahada inceleme yapıyorlar. Bahçelerde incelemelerde bulunan Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, üreticilerin ilaçlama yaparken mutlaka il, ilçe tarım ve orman müdürlükleriyle ziraat odalarından fikir alınması gerektiğini söyledi. Tarım il ve ilçede çalışan mühendis arkadaşlarımızın kontrolünde yazılması gerekir. Tabii bunu alırken de ilacın kesinlikle son kullanma tarihine bakmaları lazım. İkinci bir olay da gerçekten içeriği doğru mu doğru değil mi diye buna da bakıp eğer anlayamazlarsa ziraat odasında çalışan danışmanlar 24 saat kendilerinin emrinde onlara istedikleri saatlerde ulaşıp ilaçların doğru verilip verilmediğini öğrenebilir. Ziraat mühendisi Metin Bayındır da ilaçlardaki etken maddelere değindi. Etken maddeler önemli çünkü aynı etken maddelerle atılan ilaçlar özelliğini kaybediyor. Bitki onlara bağışıklık kazanıyor.